Edebiyat aldı Gaziantep Futbol Kulübü önünde ve şampiyonluk yarışına dahil olacağını Bordo Maviller artık hissettirmeye fazlasıyla başladı. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür Kerem. Vallahi zorla kendimi bağlattım. Yani muhabbetinizi bozdum ama dedim biraz da Trabzonspor'da konuşalım. Estağfurullah. O yüzden, e, bu saatte sizin aranıza girdim. E, Yalçın Ataner'e, sevgili Volkan'a selamlar. Selam. Selamlar. selamlar, selamlar hocam. Trabzonspor Bakasetas'ın kaydettiği golle 1-0 kazandı. Bordo Maviller'in yine oyunu özellikle pas oyununun gelişmeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Nasıl buldunuz Trabzonsporu? Ya bugün çok keyifli bir oyun vardı Kerem. Yani ben bundan sonra Gaziantep Spor Kulübü'nün gerçekten artık takip edilebilecek kadar ...çok güçlü bir oyunları var... ...yani bugün Trabzonspor'un... E, ...bütün oyunlarını bozdu diyebilirim... ...yani Abdullah Hoca'nın oynatmak istediği bütün oyunları bozdu... İnanılmaz fiziksel... E, ...bir oyun içerisinde dediler... ...çok doğru bir oyun yapıları var... ...zaten geçen seneden gelen... E, ...bir sistemleri var... ...o sistemin içerisinde çok doğru kalıyorlar... ...yani bütün, bugün bütün bloklar arasında Trabzonspor'a çok... E, ...bence çok zorluk çıkardılar... E, ...oyuna ortak oldular... ...yani bazen top... E, Gaziantep Spor Kulübü'nde daha çok kaldım. Ee, ama Trabzonspor'da tabii ki e, bireysel oyuncular var. Yani Abdullah Hoca belki bireysel kazanmayı çok fazla sevmiyor. Yani takım oyununa çok daha değer veriyor ama e, yine bireysel ayaklar bugün e, biraz öne çıktı ama çıktığı kadar da oyun yapısı içerisinde bazen de oyun bozulabiliyor. E, o yüzden Abdullah Hoca'nın yani e, son iki haftadaki özellikle öndeki üçlüye baktığımız zaman birazcık olsun diğer bölgelerde kopuk oynuyorlar. Yani e, ben hani eleştiri anlamında değil Evet. Üçü de çok yetenekli. Üçü de e, baktığı zaman oyunu her dakika anda çevirebilecek oyuncular ama bu son iki haftadır nedense birazcık topa çok temaslı oynuyorlar. Yani e, orta saha bağlantıları e, çok fazla kurulmuyor. E, onlara top geldiği zaman muhakkak kale düşünülüyor kendilerinde. Yani topun Trabzonspor'a kalma süresi çok azalıyor. Ama e, bugün yöne çıktı. E, yani bugün gerçekten ee, yani Trabzonspor'un e, yani bu kadar oyunda kalabilme, skor üretme pozisyon bulmasında rakipten top e, yani ikili mücadelelerde, fiziksel oyunda, pas oyununda inanılmaz bir performansı vardı. E, ama genel baktığın zaman e, Trabzonspor'un her bölgesi doğru işliyor, doğru gidiyor. E, dediğim gibi son iki haftada biraz takım oyundan uzaklar. Bakasetas'tan yine bir gol geldi. Trabzonspor'un galibiyetinde önemli katkısı söz konusu oldu. Onun takıma katılımı hücum hattında Trabzonspor'u nasıl etkiledi? Yani Kerem Bakasetas Trabzonspor'da skor oyuncusu. Yani baktığın zaman da belki Alanya Spor'da biraz daha orta sahada topla daha çok zaman geçirebiliyordu. Ama dediğim gibi Trabzonspor'da biraz öndeki oyun biraz kendilerin kendi aralarında olan bir üçlü oyunu olduğu için Bakasitas orada çok fazla topa temas edemiyor. Ama bakıldığı zaman Cerasas içerisinde koşan Cerasas içerisinde skor olabilecek yerlere giden tek oyuncu. Orta saha oyuncusu olarak der, bana baktığımız zaman. Bugün Flavio da ona katıldı. Yani orada bir zenginlik vardı. Hucum anlamındaki orta saha oyuncuları. Ee, yani oyunda görünmese bile ama skor anlamında e, oyunun her dakikasında oyunu çevirebilecek bir e, oyun yapısı var. Çünkü bütün e, düşüncesi rakip kale. Yani top e, merkezden de gelse kenardan da gelse cihaz sahası içerisinde çok doğru yer alıyor bir kere. Çok büyük bir avantaj bu. E, yani kaleyi gördüğü zaman, kaleye yakın olduğu zamanki gol vuruşlar. Yani bugün ile beraber pas bu filavoya atılan toplayacağı saat içerisinde koşuşu, pozisyon alışı bunlar çok özel bir e, değerdi bugün. E, yani Trabzonspor'un belki şu ana kadar sistem yani böyle görüntü olarak e, pas oyunu olarak atmış olduğu en güzel gollerden bir tanesiydi. Çok değer katacak tabii ki bu kısa kısa sürede e, bu kadar skor yapması e, çok değerli. Yani ben inanıyorum belki oyunda çok fazla görünmeyebilir ama kalan süreye bundan sonraki maçlarda yine Bakasetas bu gol e, serüveninin içerisinde olacağını bekliyorum ben. Son bir sorum olacak. Trabzonspor 6 maçlık galibiyet serisine sahip ve son 3 mücadelede de gol yemeden kazandı. Skor üretiliyor, savunma performansı da yukarı çıkmaya devam ediyor. Trabzonspor'un önünde Başakşehir ve Fenerbahçe maçları var. Bu gidişat sizce devam edecek mi? Yani ben eder diye düşünüyorum. Yani Trabzonspor tabii ki şu an e, baktığın zaman yarışın e, içinde. Biraz dibinde görünüyor ama yarışın içerisinde. Ama bu çok fazla bir stres yarattığını ben düşünmüyorum. Yani biz illa bu yarışın içerisinde kalacağız. Abdullah Hoca'nın e, yani iki hafta öncesine kadar çok fazla bence e, ligin neresindeyiz, kaç puanımız var, e, yukarılarda mıyız gibi düşünce içerisinde yoktu. Ama şu an yani kazanılan maçlardan sonra e, bir şekilde oraya geldi takım. Yani e, o yüzden... Tabii ki bu kazanılan maçlar hep bir, bir moral bakıldığı zaman. Ee, yani bence yukarıdaki önündeki üç tane takım da Trabzonspor'a artık çok daha farklı bakılmaya başladı. Yani e, Başakşehir ve Fenerbahçe maçı var. Önünde iki tane zor maç var. Yani bu maçlardan tabii ki Trabzonspor e, kayıpsız geçerse e, Trabzonspor'un artık tamamen yarışın içindedir diyebiliriz. Ama ben yine bu performansın sezon sonuna kadar Trabzonspor... Bu oyunun içerisinde olacağını ben düşünüyorum. Trabzonspor lige keyif katacağını düşünüyorum. Gerçekten burada çok güzel oyunlar oyunu. Yani ben e, bakıldığı zaman e, belki siz bugün e, fenerbahçe karagümrük maçı çok konuştunuz e, sonuçta. Tabii ki önemli bir maçtı. Gündemdeki olan bir maçtı. Farklı konularla ilgili ama gerçekten Trabzon'da oynanan oyun bugün çok değerliydi. Konuşulması gereken bir oyundu. E, yani lige değer katan çok iyi iki tane takım olduğunu ben düşünüyorum. Bundan sonra tabii ki Trabzonspor bu serüveni devam ettireceğini ben düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Hamdi Aslan değerli yorumlarınız için. Teşekkür ederim, selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hamdi Aslan bizlerle beraberdi Trabzonspor Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 1-0 kazanmayı başardı. Yalçın Ayan sanki Trabzonspor için sezon bitmiş gibi görünen bir tablodan şampiyonluk yarışının içine dahil olduğu bir tabloya geldik ee, Abdullah hocanın bu kadar kısa süre içerisinde takıma böyle bir aşama kaydettireceğini bekliyor muydun? Evet e, bekliyordum Taner'le daha önce de çıkmış olduğumuz programlarda da doğru zamanda e, bir birliktelik olduğunu ifade etmiştim evet. e, gelinen sonuçta net bir şekilde ortada e, o gün de hatırlarsan Taner'cim 3 puanlı sistemde her şeyin olabileceğini e, görüyorsunuz tabloyu hem oynanan oyun, oyuncular aynı bir e, ara transferde inanılmaz doğru bir hamle yaptı. Yani bir hamle değil, üç hamle yaptı. Bakasetas, Berat ve Yunus Malla. Yunus Malla da zaten hazır olduğunda inanılmaz bir hamle oyuncusu olarak Trabzonspor'a güç katacak. Ama ben bugün gerçekten çok keyif aldım. Özellikle gol pozisyonunda altyapılarda da yani profesyonel üst yapılarda da izletilmesi hı hı. gereken bir gol. Neden derseniz... Bakasetas, Envakeme'ye veriyor. Envakeme te, tekte Flavio'ya ve Flavio'nun o kapalı savunmayı aşmada arkaya hareketli oluşunu tek topla, az temasla neler yapabileceğini net bir şekilde gösterdi bugün Trabzonspor. Trabzonspor'un en negatif özelliği hangisiydi? Ofansif anlamdaki üretkensizliğinin temel sıkıntı haline gelmesinden bahsediyorduk. Ama Abdullah Hoca son 3 haftadır bunu ciddi anlamda irdeleyip mental toplantılarla da takıma inanılmaz şekilde benimsetmiş ve bu ligi çok iyi tanıyan bir ekibi var. Hem giren oyuncularla hem mevcut oyuncularla çok iyi noktaya geldiğini düşünüyorum. Çok